Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte geçtiğimiz günlerde kutusunu açtığımız General Mobile 22 Pro'yu birlikte inceleyeceğiz. Biliyorsunuz General Mobile tamamen bir Türk markası. Dolayısıyla bu noktada rakiplerine oranla biraz daha avantajlı diyebiliriz. Neden? Çünkü sonuçta bu bizim topraklarımızdan çıkan bir marka. O yüzden bu açıdan bizler için biraz daha önemli. General Mobile'in eski modellerine baktığımızda gerçekten böyle bir fiyat performans çizgisi görüyorduk. Fakat yeni seride bu çizgi biraz kaymış gibi görünüyor. Çünkü şu önünde görmüş olduğunuz General Mobile 22 serisinin Pro modeli, yani en üst seviyedeki modeli 5000 Türk lirasına satışa çıktı arkadaşlar. Genele baktığımızda bu telefonun özelliklerini taşıyan çok daha ucuz modellerin olduğunu görüyoruz. Buna incelememizin ilerleyen kısımlarında zaten değineceğiz. Ve şu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Acaba General Mobile 22 Pro bu farkı gerçekten hak edecek özellikler sunuyor mu, sunmuyor mu? Bu sorunun cevabını vermeye çalışacağız arkadaşlar. Dilerseniz artık incelememize başlayalım. Klasik olarak yine tasarımla başlıyoruz incelememize. Arkadaşlar yine klasik bir General Mobile tasarımıyla karşı karşıyayız aslında. Bir önceki seride de yani GM21 Pro'da da benzer bir tasarım hattı mevcuttu. Yine yan ve üst çerçeveler hayli ince. Alt çerçeve bir tık daha kalın ama gerçekten alt çerçevenin de rakiplerine oranla ince kaldığını söyleyebiliriz. Burada delikli ekran tasarımını tercih etmeleri yine güzel olmuş. Artık çünkü bu damla çentik tasarımı vesaire eskide kaldı ve artık sadece giriş segmentindeki cihazlarda karşımıza çıkıyor. Cihazın arka tarafını çevirdiğimizde dörtlü bir ana kameranın olduğunu görüyoruz burada. Bir tane böyle kocaman bir kamera buraya yerleştirilmiş. 108 megapiksel bu kamera arkadaşlar, hemen belirtelim. Zaten telefonun arkasını çevirdiğinizde de direkt 108 megapiksellik yapay zeka destekli dörtlü bir kameranın olduğu oraya belirtilmiş durumda. Rengi benim hoşuma gitti bu. Siyah çalan bir renk bize gelen model arkadaşlar. Burada ışığa tuttuğunuzda özellikle siyah beyaz tarzı böyle siyahtan griye doğru dönüşen bir renk karşımıza çıkıyor. Ve çok fazla parmak izi bırakmıyor. Bu şu açıdan önemli. Telefon içerisinden silikon bir kılıf çıkmıyor. Dolayısıyla hani kılıf almak istediğinizde General Mobile'ın kılıfını böyle kafanıza esen her yerden bulabilir misiniz, bulamaz mısınız? Bu da önemli bir soru işareti. Dolayısıyla telefonun parmak izi bırakmaması önemli bir artı diyebiliriz. Telefonu kendinize doğru tuttuğunuzda arkadaşlar sol tarafta ses açıp kapama tuşu ve sim yuvası bulunuyor. Sağ tarafta ise parmak izi okuyucusunun da bulunduğu bir power butonu mevcut. Alt tarafta ise Type-C yuvamız ve tabii ki 3.5 mm'lik kulaklık girişimiz bulunuyor. Bu arada telefonun kutusundan kulaklık çıktığını da belirtelim. Tabii çok iyi bir kulaklık değil ama günün sonunda General Mobile yine bir kulaklık koymuş mu? Evet, koymuş arkadaşlar. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşmış olalım. 6.78 inçlik 60 Hz IPS LCD bir ekranımız var. Şunu diyebilirsiniz. Ya rakiplerinde bu seviyedeki fiyata IPS LCD değil AMOLED ekran bulunuyor. Evet, çok haklısınız. Genel itibariyle biz 5000 Türk lirasına satılan cihazlara baktığımızda AMOLED ekranlar görüyoruz. Burada ise General Mobile IPS LCD bir ekran tercih etmiş. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Ya bu niye 5000'de diğerleri daha ucuz? Biz General Mobile'le bu konuyla görüştük aslında. Bize verdikleri cevap şu oldu. O telefonlar satışa çıktığında dolar kuru daha düşüktü. Dolayısıyla onların satış fiyatı o düşük kurdan belirlendi. Fakat biz bu telefonları yeni satışa sunduğumuz için yüksek olan kurdan satışa sunmak zorunda kaldık. Dolayısıyla burada bizim yapabileceğimiz çok fazla bir şey yoktu dediler. Bir de şunu söylediler. Mart ayında da aradaki bu makasın kapandığını göreceksiniz. Hemen hemen bu seviyedeki bütün telefonların fiyatları aynı kalibreye gelecek dediler. Fakat günün sonunda baktığımızda, yani şu anda General Mobile ile aynı özellikleri taşıyan cihazların çok daha ucuza satıldığını söyleyebiliriz. Bu açıklamalar nitekim gerçekleri değiştirmiyor arkadaşlar. Böyle de bir acı gerçek mevcut. Şimdi devam edelim. Genel itibariyle tasarım tarafında telefonun kötü olmadığını söyleyebiliriz. Buradaki tek eksi dediğimiz gibi fiyatına nazaran IPS LCD bir panel kullanılması olmuş. Eğer AMOLED bir panel kullanılsaydı, ki artık baktığımız zaman giriş orta seviyesindeki cihazlarda bile
AMOLED ekranlar tercih edilmeye başlanmış durumda. Dolayısıyla AMOLED olsaydı belki ekran altı parmak izi okuyucusu vesaire de olabilirdi. Fakat IPS LCD ekranlar bu teknolojiyi desteklemediği için ne yapıyorlar? Tabii ki parmak izi okuyucusunu telefonun yan tarafına, power butonuna ya da sırt kısmına yerleştiriyorlar. Sırt kısımda çok güzel durmuyor açıkçası. Dolayısıyla Pro modelinde burada yan kısımda olması da önemli bir artı diyebiliriz. Tabii IPS LCD ekranın bir eksi olduğunu da unutmamak gerekiyor. Gelelim telefonumuzun teknik özelliklerine arkadaşlar. Bu cihazda General Mobile MediaTek tarafından geliştirilmiş olan G95 Yonga setini kullanmış. G95 aslında kötü bir Yonga seti değil. Tabii ki 2020 yılında olsaydık. 2020 yılında gerçekten orta seviye modeller için oldukça popüler bir Yonga setiydi. Hatta o dönemde çıkmış olan pek çok orta seviye telefonda da bu Yonga setinin kullanıldığını görmüştük ki hala kullanılıyor zaten bu Yonga seti. Lakin 2022 yılına geldiğimizde siz Pro kelimesiyle bir cihaz çıkarıyorsanız ne bileyim ben açıkçası hani G95 yerine farklı bir Yonga setinin kullanılmasını bekleyebilirdim. Belki bir Dimensity vesaire olabilirdi. 5G destekli bir Yonga seti kullanılabilirdi. Fakat General Mobile burada ne yapmış? 2020 yılında çıkan MediaTek imzalı Helio G95 Yonga setine yer vermiş. Şunu söyleyebiliriz, bu 12 nanometrelik bir Yonga seti oyuncular için, aslında oyun odaklı cihazlar için çıkarılmış bir Yonga setiydi. Yani bu Yonga setinin içerisindeki GPU ünitelerinin normale nazaran biraz daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Hatta zamanında yapılan karşılaştırmalarda Qualcomm'un ürettiği Snapdragon 732G Yonga setinden daha güçlü çıkmıştı. Yani baktığımız zaman çok kötü bir Yonga seti değil. Fakat siz 5000 lira bir fiyat biçiyorsanız daha iyi bir Yonga seti kullanabilirsiniz demektir. Bu açıdan da kullanıcılarımızı, yani bu telefonu almayı düşünenleri uyarmış olalım. Sonuçta bu cihaz içerisindeki Yonga seti kötü değil. Fakat bu fiyata daha iyi bir Yonga setine sahip cihaz da alabilirsiniz. RAM tarafına baktığımızda 8 GB'lık bir depolamanın olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve dahili depolama alanında da 128 GB'lık bir alana yer verildiğini görüyoruz. Tabii microSD kart desteği vesaire yine mevcut. Bu açıdan bakıldığında bir önceki jenerasyona göre, yani GM21 Pro'ya göre değişen çok fazla bir şey yok. Tamam, RAM zaten yeterli. Yani 8 GB'lık RAM'in olması bu cihaz için ya da bu seviyedeki bir cihaz için bence gayet yeterli. Fakat 128 GB'lık dahili depolama yerine belki bir 256 GB tercih edilebilirdi. Neden? Çünkü bu sonuçta Pro varyantı. Onun Plus'ı var, normal düz modeli var. Dolayısıyla sen Pro varyantında dahili depolamayı biraz daha yukarıları çıkararak rakiplerinden ayrılabilirdin. En azından bize şunu derdik ya. Normalde diğer cihazlarda 128 var. Bunda 256 GB olduğu için fiyatının biraz yüksek olması normal diyebilirdik. Fakat günün sonuna geldiğimizde bunu da diyemiyoruz arkadaşlar. Teknik özellikler bu şekilde. Bu cihazda biz oyun vesaire oynadık. Genel itibariyle ısınma oluyor. Yani PUBG gibi, Call of Duty Mobile gibi, Marvel Ultimate Force gibi oyunlarda, yani telefonu kasacak oyunlarda ısınma oluyor. Ama bu ısınma çok elinizi rahatsız ediyor mu? Etmiyor arkadaşlar. Marvel oyununun haricinde telefonda kasma vesaire de olmadı. Yani Call of Duty Mobile'de olsun ya da PUBG'de olsun, bunlarda biz kasma sorunu yaşamadık. Ama Marvel'ın oyununda biraz kasma vesaire donma oldu. Onu da çok fazla oynamadım o yüzden. 15 dakika oynayıp çıktım. Çünkü ara videolarda vesaire bayağı bir takılıyordu cihaz. O yüzden hani oyun için bu telefon alınır mı diye soracak olursanız, eğer böyle çerezlik oyunlar oynuyorsanız ya da ne bileyim Call of Duty Mobile, PUBG harici çok fazla oyun oynamıyorum diyorsanız, o zaman rahatlıkla sizi oyun tarafında götürecektir arkadaşlar. Ama oyuna girdiğinizde pilin biraz hızlı bittiğinde sizlere belirtmem gerekiyor. Bu cihazda General Mobile sonuçta 5000 mAh'lik bir pile yer vermiş. Fakat oyun tarafında pilin çok hızlı bir şekilde tükendiğini söyleyebilirim. Bunun nedeni de arkadaşlar 12 nanometrelik bir Yonga setinin kullanılıyor olması. Biliyorsunuz Yonga setindeki bu nanometre ifadesi ne kadar fazla olursa, yani 12, 15, 17 çıktıkça bu güç tüketimi de artıyor bu konuda. Eğer burada biz 12 yerine 9 nanometre ya da 7 nanometrelik bir Yonga seti kullandığını görseydik, o zaman güç tüketimi muhtemelen bu kadar fazla olmayacaktı. Şimdi gelelim arkadaşlar telefonumuzun kamera özelliklerine. Burada az önce de bahsettiğimiz üzere arka tarafta 108 megapiksellik bir kameraya yer verilmiş. Bu kameraya arkadaşlar 5 megapiksellik bir geniş açı kamerası, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Burada kafanıza şu soru işareti takılabilir. Ya G95 normal şartlarda 108 megapikseli desteklemiyordu. Bunlar nasıl bu Yonga setinin 108 megapiksellik kamerayı entegre etmiş diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Belki bu upscale edilmiş bir kamera olabilir. Biz birkaç fotoğraf örneği vesaire çektik. Dilerseniz şimdi çektiğimiz bu fotoğraf ve videolarla sizleri baş başa bırakalım ve telefonun fotoğraf ve video performansının nasıl olduğunu beraber görelim. Müzik
Yani itibariyle General Mobile 22 Pro'nun gün ışığında çok böyle kötü bir performans sergilemediğini söyleyebiliriz. Tabii ki burada şunu unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Sonuçta biz bu telefona 5000 lira veriyoruz. Dolayısıyla bu telefondan alacağımız fotoğraf performansı, video performansı da bu kalibrede. Yani biz şimdi bunu kalkıp da bir S21 Ultra ile ya da ne bileyim bir iPhone 13 Pro ile vesaire karşılaştırmıyoruz. Neden? Çünkü onların kamera standartları vesaire çok daha üst seviyelerde. Dolayısıyla o cihazlarla yakaladığınız kareleri zaten 5000 TL seviyesindeki ya da 6-7000 TL seviyesindeki cihazlarla yakalamanıza imkan yok. Bu bilgiyi de sizlerle dipnot olarak paylaşmış olalım. Ön tarafta arkadaşlar 16 megapiksellik bir selfie kameramız bulunuyor. Bu selfie kamerasında da yine yapay zeka desteği mevcut. Yapay zeka destekli portre modu da var. Yani şöyle tuttuğunuz zaman arkayı full view düşürüp kendi portrenizi, kendi selfinizi çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu kadar konuştuk. Telefonun özelliklerini anlattık. Sıra geldi telefonumuzun tabii ki fiyatına. Az önce de belirttiğimiz üzere, hatta incelememizin başından beri belirttiğimiz üzere bu cihaz arkadaşlar 5000 Türk lirası bir fiyattan satışa çıktı. Yani şu anda bu telefonun General Mobile tarafından önerilen satış fiyatı 5000 Türk lirası. Lakin internete girdiğinizde, arama yaptığınızda farklı sitelerde daha düşük fiyatların olduğunu görüyorsunuz. Muhtemelen önümüzdeki süreçte fiyat biraz daha düşebilir. Çünkü kullanıcılar aynı özelliklere çok daha düşük fiyatlara sahip cihazların olduğunun farkındalar. Örneğin arkadaşlar Xiaomi Redmi Note 10 S modelinde aynı Yonga seti bulunuyor. RAM 6 GB, dahili depolama 64 GB. Evet, dahili depolama biraz daha düşük. RAM bir tık daha düşük. Fakat fiyatı 4150 lira civarında. Yani nereden baksanız 1000 lira gibi bir fark bulunuyor arada. Aynı şekilde Realme 7 modeli de 4200 liraya satılıyor. Yine onda da dahili depolama 64 GB. Fakat Infinix Note 10 Pro diye bir model var ki 3900 Türk lirasına satılıyor. RAM 8 GB, dahili depolama alanı 128 GB. Dolayısıyla General Mobile ile aynı kalibrede, fakat fiyatı baktığınız zaman 1000 Türk lirası, hatta 1000 liradan da fazla daha düşük. Burada General Mobile 22 Pro'nun tek artısını NFC kullanıyor olması. NFC biliyorsunuz çoğu telefonda bulunmuyor arkadaşlar. Özellikle de orta segmentteki çoğu cihazda bulunmuyor. Dolayısıyla burada ya NFC benim için olmazsa olmaz. Yani mutlaka NFC'li bir telefonum olmalı diyorsanız, o zaman General Mobile bu fiyat kalibresinde belki de sizin için nadir modellerden biri olacaktır. Eğer bu telefon hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Biz de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.